Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde ketçaplı rafız nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarif videonun altındaki açıklama kısmını ekledim. Bomba bir tarif daha geliyor arkadaşlar. Bu tarif o kadar istendi ki belki böyle 5 aydır 6 aydır sürekli yazdınız. Sonunda bomba tarif geliyor. Başta malzemeleri göstereceğim, daha sonra tadım yapacağım, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım, başta tadım yapacağım, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Şöyle başta bir tutalım, bunu böyle bir açalım. Kaç tane şöyle çıkarayım. Görüntüsünü görüyorsunuz, çok güzel gözüküyor. Şöyle tadına bakıyorum. Çıtır çıtır. Ve bir yanda tatlı, bir yanda ekşi, böyle soğan aroması geliyor. Ve senin çok güzel. Emin olun bunu böyle oturursun. Tek başına yersin, bitirirsin, hatta ikincisini açarsın böyle. Bıraksalar beni. Ben tek başıma bunu götürürüm, tek başıma dediğim gibi. İkincisini de açarım yani, o derece güzel. Umarım bu lezzeti bu kıvamı yakalarım. Şimdi yapılışına geçiyorum. Şöyle baharat makinesi var. Şöyle baharat makinesini çıkardım, içerisine malzeme ekleyeceğim. Şu arkasındaki içindekiler kısmına bakarak malzemeleri ekledim. İçerisinde görüyorsunuz şeker var, galeta unu var. Böyle sırasıyla gidelim. Bu ikisini ekliyorum başta. Bir yemek kaşığı şeker aldım. Bunun içerisine ekliyorum. Zaten bilmiyorum Ruffles ketçaplı daha önce denediniz mi? İçerisinde böyle tatlımsı bir tat var. Tatlıyla tuzunun böyle ağzınızda patlamasını yaşıyorsunuz. Bir yemek kaşığını ekledim buna. Bir tatlı kaşığı galeta unu ekliyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı biber var. Kırmızı biber ekliyoruz. Mutlaka ama mutlaka tatlı biber olması lazım ya. Tatlı toz biberden bahsediyorum. Bundan da 2 yemek kaşığı kadar kullanacağım. Bu birincisi. Tepeleme ekleyin. Bu da ikincisi. Şurada da soğan tozu var. Soğan tozu da ekliyorum. 1 yemek kaşığı soğan tozu ekliyorum. Soğan tozu zaten tüm marketlerde bulabiliyorsunuz artık. Mısır nişastası var. Mısır nişastası da ekliyorum. Bundan da 1 çay kaşığı kadar ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Hepsini ekledim ve şimdi aparatı yerleştirdim. Kapağını kapatıyorum ve atom karıncasını çalıştırıyorum. Evet, iyice toz haline geldi. Şimdi kapağını açacağım. Şöyle tutuyorum, açıyorum. Size böyle rengini de göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Tam istediğim gibi açar açmaz da mis gibi koktu. Tarifin birinci aşaması tamam. Şimdi artık bunu kenara alıyorum. Artık patateslerle işim. 2 tane patatesim var. Bunları önce yıkayacağım, soyacağım. Daha sonra doğrama işlemine geçiyorum. Patatesleri doğradıktan sonra ne yapacağız? Fazla nişastasını alacağız. Fazla nişastasını alabilmek için ve kararmasın diye ne yapmamız gerekiyor? Şöyle bir kabın içerisine su ekledim. İçerisine 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum ve elimle bunu çırpıyorum. İyice böyle ne yapacağız, tuzu eriyene kadar böyle elimizle çırpıyoruz. Bunu 1 dakika boyunca çırptım ve tuzu neredeyse tamamen eridi. Soğuk su kullanırsanız daha da güzel olur. Şimdi bunun içerisine bir parça buz ekliyorum. Bu da buz zaten, bunu da ekleyeceğim. Ekstradan buzumuzdan da ekliyoruz. Bunu kenarda hazırda bekletelim. Şimdi patatesleri artık doğramaya geçebiliriz. Başta uç kısmını bir düzeltelim. Bunu değerlendirebilirsiniz daha sonra. Şöyle tutuyorum ve ne yapacağım? İnce ince bunu doğruyorum. Ne kadar ince doğrarsanız o kadar güzel olacaktır. Tam böyle Ruffles boyutunda doğramanız gerekiyor. Görüyor musunuz? Aynen bu incelikte doğramakta fayda var arkadaşlar. Hepsini bu şekilde doğruyorum. Biraz seriye bağlayalım. Evet, hepsini doğradım. Çok güzel oldu kıvamı. İnceliği çok güzel. Tam istediğim gibi. Elinizde ya şöyle bir aparat olacak. Böyle daha önce kullanmamış olduğunuz böyle bir tıraş makinesinin böyle uç kısmı. Ya da şöyle bir bıçağınız varsa, bıçak da olur, hiç fark etmez. Böyle bir bıçak kullanacaksınız. Yapacağınız şey çok basit. Şöyle tutarsınız. Üzerinden şöyle geçersiniz. Şöyle göstereyim size. Bir parça geçiyorum. Hem bu sayede inceltmiş de olursunuz. Şuna bakın. Tam böyle Ruffles kıvamında. Bu bıçaklar genelde bütün evlerde bulunuyor zaten. Bu şekilde şekil vereceksiniz ya da benim gibi şu aparatı kullanabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız, ister bununla ister bıçakla. Bununla da bir tane göstermek istiyorum. Şöyle tutarsınız. Hatta böyle incelte de biliyorsunuz. Şöyle üzerinden 4-5 kere geçersiniz. Yana alırsınız. Yine aynı şekilde yine üzerinden böyle 4-5 kere geçersiniz. Çevirirsiniz. Aynı yöntemi diğer tarafa da yapacaksınız. Şöyle üzerinden geçe geçe o Ruffles'ın üzerindeki o çizikliği yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tanesini göstereyim size. Görüyor musunuz? İyice böyle büklüm büklüm oldu. Hem inceltmiş oluyorsunuz bu sayede hem de üzerine çizikleri atmış oluyorsunuz. Çizikler de çok güzel oldu. Tam istediğim gibi şimdi yapacağınız işlemi gösteriyorum. Suyun içerisine bunu atabilirsiniz artık. Hem fazla nişastası gitmiş olacak bu sayede. Hem de ne yapmış olacağız? Hem de kararmasını önleyeceğiz. Böyle çok fazla dışarıda bekletmeyin bunu. Görüyor musunuz? Mis gibi oldu ya. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Hepsini ekledim. Buz gibi suyun içerisinde. Şunu görüyor musunuz? O üzerine çizdiğimiz
çizgiler sayesinde hem incecik olduğu görüyorsunuz. Bu şekilde sallanması gerekiyor. Aa, tam bu dışarıdan aldığımız Ruffles kıvamında çok güzel oldular. Hepsi böyle incecik oldu. Görüyor musunuz? Mis gibi ya. Gerçekten dört dörtlük oldu. Bir 10 dakika uğraştım ve sonuç gerçekten başarılı. Hepsini bu şekilde yaptım. Şimdi bunları bir 10 dakika böyle buz gibi suyun içerisinde bekletiyorum. Fazla nişastasını salmasını bekleyeceğim. Bu arada biz ne yapıyoruz? Artık yağı şimdiden kızdırabiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine boldan boldan sıvı yağ ekliyorum. Her zaman dediğim gibi kızartma yapıyorsanız elinizi korkak alıştırmayın. Sıvı yağını boldan boldan ekleyin. Az eklerseniz hem yağını çekecektir. Eminim fazla yağ olduğu zaman, çok yağ kullandığınız zaman ve iyice kızdırdığınız zaman yağ patates çekmeyecektir. Ama az yağda sıkıntılar başlıyor. Hem bir tarafı eksik pişiyor hem de böyle yağ içine çekecektir. Bu kadar yeterli. Bunu kendi haline bırakıyorum dediğim gibi. İyice kızmasını bekliyorum. Ben de şimdi patateslerle ilgileneceğim. Bunların hepsini tatlı sudan geçirdim. İyice nişastasını saldılar. Şimdi üzerindeki fazla suyu alabilmek için böyle bunu bir kenara alıyorum. Elimde mis kokulu bir bezim var. Şöyle açtım. Bunun arasına ekliyorum. Böyle her tarafına yayıyorum bunu ve şöyle kapatıyorum. Fazla suyunu bu şekilde alıyorum. Böyle bir dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Elinizde böyle ara ara bastırın böyle. Tam tamına bir dakika oldu. Bunu açıyorum. Böyle kupkuru oldular, mis gibi. Şimdi artık bunları kızartabiliriz. Yağımız da iyice kızdı zaten. Şöyle tutuyorum, içerisine aktarıyorum. Çok güzel kızmışlar. Hepsini ekleyebilirim. Hızlıca ekliyorum bunu. Hepsini attım böyle ara ara. Ne yapıyorsunuz? Böyle ufak tefek dokunuşlar yapın buna. Birbirlerine başta yapışmasınlar. Daha sonra kendi haline bırakın. Gördüğünüz gibi bunlar pişti. Şöyle tutuyorum. Fazla yağını süzdüm. Şuna bakın. Tam Ruffles kıvamında. Sade Ruffles gibi. Gördüğünüz gibi muazzam. Şöyle tutuyorum. Peçetenin üzerine aktarıyorum. Hepsini çıkarıyorum böyle. Bunların fazla yağını süzdüm. Ne yapacağız? Şöyle peçeteye bir aktaralım. Çıtır çıtır oldular zaten. Sade Ruffles yapmak isteyenler bu şekilde yapabilirler ve hepsini yayıyorum. Yumuşamasın diye şöyle her tarafına yayın arkadaşlar. Bir hava alsınlar. İyice kendilerine gelsinler. Toparlasınlar. Bir böyle temiz hava alsınlar. Ruffles'ları rahatlatıyoruz. Her tarafına yaydık ve başta böyle bunların oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz. Patatesleri kenara aldım. Şimdi ufak bir karışım yapacağım. Elimizde şöyle ketçabımız var. İçerisine ortalama böyle 5 yemek kaşığı kadar ketçap ekliyorum. Bu kadar bizim için yeterli. Yaptığımız baharat karışımı şöyle başta bir tatlı kaşığı alıp böyle içerisine aktarıyorum. Bunu iyice karıştırıyorum böyle. Homojen bir kıvama gelene kadar bunu karıştırın. İyice bir toparlasın, bir kendine gelsin. Böyle bir tatlı kaşığı kadar daha ekliyorum. Yani iki tatlı kaşığı kadar ekledim ve bunu yine karıştırıyorum. Evet, bu homojen bir kıvama geldi. Karışımımız artık hazır. Çok güzel oldu. Şuna bakın. Evet, bu hazır. Patateslerimiz oda sıcaklığına geldi. İyice soğudular. Tam kıvamında. Şimdi yapacağım şeyi söylüyorum size. Bir tane Ruffles'ımdan aldım. Elime ufak bir peçete aldım ve iyice büktüm. Sosuma batırıyorum. Daha sonra bunun üzerine yediriyorum. Her gözeneğine gelene kadar yedirin. Ne fazla ne eksik. Sadece böyle üzerine sürmek lazım bunu. Böyle üzerinde bir tabaka kalmasın. Çok fazla eklerseniz yumuşama olacaktır. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi çeviriyorum. Aynı şeyi diğer tarafına yapacağım. Bunun da her tarafını ne yapıyoruz? İyice sosa vuruyoruz. Yağlı kağıtlı bir tepsinin üzerine aktarıyorum. Ve hepsini bunun gibi yapıyorum. Daha hızlı olmak için şöyle bir yöntem alabilirsiniz. Böyle elinize alırsınız, böyle her tarafına yedirirsiniz. Bu biraz daha kolayıma geldi açıkçası ve fazla üzerindekini al. Olay işte budur. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsini iyice sosa buladım. Çok güzel gözüküyorlar. Şimdi bunu ne yapacağız? Fırına veriyoruz. Fırını altlı üstü fanlı olacak derecede 100 dereceye getirdim ve şimdi açıyorum. Hızlı bir şekilde ne yapacağım? Fırına patateslerimi veriyorum. Bunu başta kendi haline bırakıyorum. Bunu neden bu şekilde yaptık? Sosu eklediğimizde bir parça yumuşayacaktır. Biz ne yapacağız? Bunu kurutma işlemi yapıyoruz. Yani üzerine koyduğumuz sosu üzerinde böyle yumuş bir halde tutmamız gerekiyor ki tam o dışarıdan almış olduğunuz ketçaplı Ruffles'ın birebir aynısı olsun. Bu sayede çıtır çıtır da olacak. Bende kurutma makinesi var. İstesem kurutma makinesine de atabilirdim ama ne yapacağım ben? Fırında yapacağım. Herkes böyle görebilsin diye yapıyorum bunu. Yani kurutma makinesinde de olur, fırında da olur. Bu arada şunu da belirteyim. Ne yapacağız? Belli bir zaman sonra açacağız, ters çevireceğiz, ters düz edeceğiz, tekrar pişirmeye devam edeceğiz. Bir yarım saat oldu, şimdi çıkaracağım, ters düz edeceğim hepsini. Çok sıcak değil zaten. Şöyle tutuyorum ve hepsini çeviriyorum. Şimdiden böyle çıtır çıtır olmuşlar. Diğer taraflarını da böyle çıtırlaştırıp olayı kapatacağız artık. Hepsini de ters çeviriyorum. Tutacağım, bu sefer diğer tarafından ne yapacağız? Bunu pişireceğiz. Tekrardan kapatıyorum. Bir yarım saat daha bekledi. Tam tamına bir saat bekletmiş olduk. Şimdi bunları dışarı çıkarıyorum.
Şimdi bunu tabağa alacağız ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğiz. Bunların hepsini tabağa bekledim. Şimdi oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Evet, bunlar oda sıcaklığına geldi. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım, bakalım nasıl olmuş. Başta kıtırlığını hissetmenizi istiyorum. Bunu görüyor musunuz? Çok güzel oldu kıtırlığı. Bir tanesini tutuyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok güzel gözüküyor zaten. Şöyle tadına bakıyorum. Oo. Ya. Emin olun, o dışarıdakilerin birebir aynısı olmuş ya. Çıtırlık dediğiniz efsane. Ya çıtırlığını tutturmuşuz. Lezzet de emin olun o dışarıdakinin birebir aynısı. Yok böyle bir şey ya. Arkadaşlar, düşünsenize, kendi evinizde böyle ketçaplı rafflesınızı kendiniz yapıyorsunuz. Muazzam bir lezzet ya. Emin olun çok güzel bir şey. İnsanı mutlu ediyor bu. Çok iyi ya. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin arkadaşlar. Eminim böyle bana dua edeceksiniz. Çok başarılı olmuş. Dört dörtlük hiçbir kusuru yok. Görüntü olarak da bence benzemiş. Yani ufak tefek farklılıklar olabilir. Ama o böyle üzerindeki o çizgilerine varana kadar bence oldu. Arkadaşlar, ben bunu yemeye devam ediyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.